Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir EYT videosuyla karşınızdayım. Ben daha önce sizlere EYT sürecimle ilgili 3 tane video çekmiştim. Bunlardan 2 tanesi süreci anlattı. Bir tanesi de soru cevap şeklindeydi. Yani gelen sorulara yanıt verdiğim bir süreçti. 3 videodan sonra son olarak müjdeli bir haberle karşınızdayım. Çok şükür bir tahsis numarası çıktı bana arkadaşlar. Bu numaranın çıkmasıyla beraber artık maaş bağlanma sürecine de ben de geçmiş oldum. Şimdi bu videoyu eskaza denk gelenler, daha önceki videolarımı izlemeyenler için ben açıklamaya linklerini koyacağım ama kısaca konuyu toparlamam gerekirse. Şimdi benim sürecim 3 Mart'ta başvuruyla başladı. Herkes gibi ben de 3 Mart'ta başvurumu yapmıştım. Daha sonra ben ilk videoyu çektikten sonra 7 Haziran'da Esenyurt SGK'ya gitmiştim. Orada Bağkur'um görünüyor benim. Ve orada işte sormuşlar. Benim un kapanı SGK'dan, bu arada ben emekli olacağım. Un kapanı SGK Esenyurt'a soruyor. 3 ay geçmesine rağmen bir yanıt alamadıkları için ben gidince o yanıtı hızlandırdılar. Oradaki bir müdür yardımcısı sağ olsun, buradan selam olsun kendisine de. Hızlandırıcı 8 Haziran'da benim Bağkur'um kesilmişti. Bununla ilgili zaten yani bilenler biliyordur, o videoları izlediyseniz. İzlemeyenler için ben tekrar bir anlatım yapıyorum. 22 Haziran, ben bu videoyu 24'ünde yayınlayacağım. 23'ünde çekiyorum. Dün yani Perşembe günü, 22 Haziran Perşembe günü de akşam, sabah akşam bakıyordum bu arada. Hatta onunla ilgili komik bir video yayınlamıştım ama YouTube'da yayınlamadım, TikTok'ta yayınladım. Şimdi şuradan bir yerden koyarım o videoyu da. Komik bir videoydu o da. O videoda anlatmıştım aslında. Sabah akşam bakıyorum, benim gibi olanlar zaten bakıyorlarmış. Akşam baktığımda, cepten baktım bu sefer hatta, ve tahsis numarasının çıktığını da gördüm. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bundan sonraki süreci de anlatayım veya tecrübe edenler vardır mutlaka aramızda. Yaklaşık bir hafta sonra, kiminde 4 gün diyor, kimi 5 gün diyor, kimi bir hafta diyor, kimisi bir hafta geçti olmadı diyor. Bir hafta sonra maaş yatırılıyor. Tabii şimdi Kurban Bayramı olacak. Yani bugün 23'ü ama önümüzdeki hafta işte Salı Çarşamba Kurban Bayramı başlıyor ki tatil zaten cumartesi günden, yani cuma akşamından itibaren başlıyor. O süreçte olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bayramdan sonra belki bir video daha çekerim ben bu konuyla ilgili. En azından sizin de bilginiz olmuş olur. Henüz daha maaş bağlanmadı tabii. Yani bayağı bir yol kat ettiğim anlamına geliyor bu. Ama henüz maaş bağlanmadı. Oradaki süreçte farklı. Yani kimisi diyor işte dediğim gibi 4 günde çıkan da var. Bir hafta sonra çıkan da var. Çıkanı da nasıl anlıyorsunuz? Bankaya soruyorsunuz. Emeklilik başvurusunda bulunurken bir isim veriyorsunuz, banka ismi. Vermediyseniz de iki emekliliğinizin olduğu en yakın Ziraat Bankası'na otomatik olarak atanıyor. Benim de 1 Temmuz itibariyle oldu diyor. Öyle bir bilgi var. Onu da gösteririm bu videonun içinde sizlere. 1 Temmuz itibariyle maaş bağlandı diyor. Tabii önceki maaşlar alacak mıyım? Çünkü benim Bağkur'umun kesilme tarihi Nisan olarak görünüyor. Yani Haziran'da oldu ama Nisan, geçmişe yönelik yaptılar onu. Nisan olarak görülüyor, 10 Nisan. Hani aradaki farkı alacak mıyım? Bayram ikramiyesi alacak mıyım? Bunları bilmiyorum. Fakat tecrübe yapan arkadaşlarım var bu konuda, tecrübeli olan. Mesela maaş bağlanmış ama ikramiye almamış, ama mesela bir ay sonra diyor, bir baktım diyor, para yatmış diyor. 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira. Hatta espri yapıyordu arkadaşım. Bir açıyorum, sürekli uyarı geliyor bankadan diyor, para yattı, para yattı, para yattı diye. Böyle peyderpey ödeniyor o paralar. Yani hakkınız kalmıyor gibi görünüyor. Bende ne olacak durum bilmiyorum. Hakkı kalanlar da olabilir. Onlar da yorumlara yazsınlar. Yani bendeki süreç şöyle oldu. Ben 2 ay önce emekli oldum. Ramazan bayram ikramiyesini verdiler, kurbanı vermediler, verecekler falan gibi yorumlarınız varsa yazarsınız. En azından benim gibi durumda olan veya daha henüz tahsis numarası çıkmayanlar da olabilir. Çünkü hala da var. Etrafımda da, arkadaşlarımın arasında da hala bekleyenler var. Özellikle İstanbul'da çok var arkadaşlar bekleyen, ne yazık ki. Çünkü İstanbul'da bir yığılma söz konusu. Anadolu'dakilerin çoğu olmuş ama olmayan bir iki yerden de haberler aldım. Tekirdağ'dan mesela yorum çok oldu. Ankara'dan başvurup da emekli olamayanlar falan da var. Tabii ki yani bölgesel olarak hani hızlı çalışıp çalışmama vesaire durumları bilemiyorum tabii o tarafları. Ama durum bu arkadaşlar. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Ben soru cevapladım ama oradaki sorular içinde vardı ama unutmuşum. Bağkur'a fazla ödeme görünüyor. Bendeki duruma mesela 7800 lira. Bunu nasıl geri alabilirim? Bağkur'a başvuracaksınız. Ben öyle yapacağım. Ama en azından şu maaş bir bağlansın. Ondan sonra Bağkur'a gideceğim. Diyeceğim ki hani ben şu kadar bir fazla görünüyor. Onu nasıl alabilirim diye. Herhalde bir dilekçe falan vermeniz gerekiyor. Onun için de artık 1-2-3 ay bekleyeceğiz artık ama en azından bir yola girmiş olduk. Teşekkür ediyorum yorum yazanlara, fikirlerini paylaşanlara, durumlarını paylaşanlara. Bu önemli. Ben elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyordum. Hala da çalışacağım bu arada. Hani size de söyledim, kendim de yapacağım. Ne demiştim hatırlarsanız videolarda? Bu işi bitti olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Herkes emekli olana kadar bunun şeyini yapalım. Paylaşın. Videonun altına yorum yazın. Çünkü herkesin bitmedi henüz. Muhtemelen bence bayram tatili olmasaydı, Kurban Bayramı için söylüyorum, birçok insanın da biterdi diye diyorum. Çünkü artık bugün mesela ben bunu cuma günü çekiyorum, 23 Haziran. Cuma'dan itibaren tüm
kamu kuruluşları tatil arkadaşlar. 3 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlayacaklar. Bendeki durum bu. Siz de kendi durumlarınızı yazın arkadaşlar. Sesimizi duyuralım. Kanala abone olun, yorum yapın dedim. Bazıları şey dedi ya işte kendi reklamını yapıyorsun falan filan. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiği duyurmaya çalışıyorum. Kendi durumumu anlatıyorum. Yaşadığım olayı. Hani bir yalan yok, hikaye yok. Bir torpilim yok, bir şeyim yok. Ben de sıradan bir vatandaşım ve gidiyorum. Ben de sizin gibi başvuruyorum yani. Abone yapın, abone olun, yorum yapın dedim. Sadece kendi kanalımı söylemiyorum. EYT ile ilgili yorum yapan, video çekenlere. Çünkü bu videolar kolay hazırlanmıyor. Emekle hazırlanıyor. Siz de destek olun. En azından yayılmasına katkınız olsun. En azından devlet tarafında da bunların bir faydası olacaktır. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Bunun dışında CİMER'e yazın. Bakın CİMER önemli. Neden önemli? Ya bana yanıt vermediler. 3 ay oldu, 5 oldu değil arkadaşlar. Onların hepsi not alınıyor bir kenara. Yanıt verilmese bile ki bana da verilmedi bu arada. Ben 1 Haziran'da başvurmuştum CİMER'e. Henüz bana da bir yanıt gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletilmiş ama hala bir dönüş olmadı. Onu söyleyeyim. Ama bunlar bir yerde bir akis buluyorlar. Yani burada böyle kendi aramızda konuşalım demiyorum sadece. Bunun da faydası var. Biraz da yetkili mecralara, yetkili yerlere de başvurmakta fayda var. Devlette işler yazılı yürür arkadaşlar. İstediğiniz kadar konuşun. Ben öyle dedim de gittim memuru şöyle yaptım da böyle ettim fark etmez. Yazılı yürür her şey. O yüzden yazılı olmaya dikkat edin. O yüzden CİMER'i şiddetle öneriyorum. CİMER'e başvurun. Yani hala emekli olamadıysanız, hala bekliyorsanız CİMER'e başvurun. Ayrıca SGK'ya gidin. Bana sormak, bir başkasına sormak o ne anlamı geliyor, bu ne anlamı geliyor? Gidin SGK'ya sorun. Ha oradan da %100 yanıt alacağınız anlamına gelmiyor ama olabilir yani. Bir şansınızı deneyin. Çünkü benim bilgim bir yere kadar. Yani ben kendi başıma geleni anlatıyorum size. Ben SGK uzmanı değilim. Orada çalışan birisi değilim. Çalışan bir tanıdığım yok. Bir dayım yok. Torpilim yok. Bir şeyim yok yani. Ben de sizin gibi sıradan bir vatandaşım arkadaşlar. O yüzden SGK'ya gidin. Dosyanızı takip edin. Bazen orada ufak tefek sorunlar oluyor. Onları göremiyorsunuz onu. İnternetten göstermiyorlar onu. Siz gidin. Sorun. Oradaki memurlar yardımcı oluyorlar. Onlar da insan yani sonuçta. Onları da o şekilde bir değerlendirin lütfen. Ve dayanışma içinde olun. Aslında bu ilk söylediğim şeye birazcık da katkıda bulunuyor. Yani bu tarz videolara yorum yapın. Fikirlerinizi paylaşın. Deneyimlerinizi paylaşın. Ben şöyle yaptım. Çözüm oldu deyin. Evet bunlar önemli. Çünkü standart bir çözüm yok bu işte. Hani ben böyle yaptım. Böyle oldu. Ben kendim yaşadığım tecrübe anlatıyorum. Siz başka bir şey yapmışsınızdır. O da işe yaramış olabilir. Onu anlatalım. O yüzden paylaşın. Abone olun. CİMER'e yazın. SGK'ya gidin. Temelde 4 tane tavsiyem var. Bunları oyun. İnşallah herkes emekli olacak. Sadece burada bizim üzüldüğümüz, kızdığımız konu ne? İnsanlar işten ayrıldı. Kredi çekti. Borçlarını kapatmak için bir sürü sıkıntıya girdiler. Bu kadar uzun süreceğini bilseydik herkes ona göre planını yapardı. Ben bilseydim 109 gün sonra emekli olacağımı, 109 güne göre planlardım her şeyimi. Ne yazık ki öyle olmadı. Bir ay içinde oluruz diye bekledik. Olmadı. 2 ay dedik. Olmadı. 3 ay dedik. Olmadı. Şimdi 3,5 aya doğru gidiyoruz yani. Ki hala emekli olmadım bu arada. Tamam tahsis numarası çıktı. Tamam ama bu maaş aldığım anlamına ve emekli olduğum anlamına gelmiyor. Yine de teknik olarak emekli sayılırım. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yorum yapan, izleyen, destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Kurban Bayramı herkese mutluluk, sağlık, başarı, huzur getirsin. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir Kurban Bayramı olsun arkadaşlar. İnşallah sürecimi anlattığım bir diğer videoyu da bayramdan sonra yayınlayacağım. Hani maaşımı alayım, bakalım ne oldu, ne eklendi, ne girdi, ne çıktı. Onlardan belli olduktan sonra son bir video daha çekeceğim. İnşallah siz de o zamana kadar emekli olursunuz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.